Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı? Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bugün burada bu kararı kabul etmediğimizin bir göstergesi olarak İstinaf Mahkemesi dilekçemizi verdik ve taleplerimiz İstinaf Mahkemesi'nin Furkan Apartmanı dosyasını yeniden ele alıp duruşmalı olarak incelemesidir. Bu depremde kaybettiğimiz 51 canımız ve 53 bin insanın canı için adalet istiyoruz. İstinaf Mahkemesi'nin şu aşamada yapması gereken Furkan Apartmanı'nda canlarını yitiren ailelere sunabileceği devlet vatandaş arasındaki güven ilişkisinin yeniden tesisi için hukuka inancını yitirmiş olan ailelerin yeniden hukuka, adalete inancını tesis edebilmek için yapması gereken şey yasadan aldığı yetkiyi gereği gibi kullanmasıdır. Yani Furkan Apartmanı davasının bu rezil yargılamanın yok sayılması, ortadan kaldırılması, bütün unsurlarıyla yeniden ilk derece mahkeme sıfatıyla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesidir. Adalet Sarayı'nın önünden sesleniyoruz. Ülkenin dört bir tarafında deprem suçları karşısında öfkelenen, isyan eden, deprem suçlarına verilen adaletsiz kararlara öfke duyan herkesi ama herkesi Nizip'te Furkan Apartmanı davasına sahip çıkmaya, bu istinaf sürecinin adaletin gerektirdiği gibi işlemesi için kamuoyu oluşturmaya ve ailelerin mücadelesinin yanında olmaya davet ediyoruz. Biz buradayız. Bu mücadeleyi hep beraber omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Biz adalet istiyoruz. O yüzden buradayız. 19 Temmuz'daki karar duruşmasında maalesef suçlu oldukları ortada olduğu halde bilirkişi raporlarıyla ve tanıklarla ortada olduğu halde sanıkların beraat verilme kararına karşı çıkıyoruz. İstinaf Mahkemesi'ne başvurduk. Dilekçemizi verdik. O yüzden buradayız. Umuyoruz ki İstinaf Mahkemesi'nde umduğumuz karar çıkacak. Adalet yerini bulacak. Sadece bizim kaybettiğimiz canlar değil, hayatını kaybeden 53 bin canımız için adalet arayışındayız. Umarız adalet yerini bulacak. Gün gelecek, devam.